Evet, şimdi biraz maden konuşacağız. Madencilik dünyasına bakacağız. Madencilik her ülkenin aslında eninde sonunda mutlak surette yeraltı kaynaklarını, zengin yeraltı kaynaklarını yeryüzüne çıkarmasıyla ilgili bir uğraş. Dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılıyor. Türkiye'de hem doğayla uyumlu hem de doğaya zarar vermeden ama bu arada gerçek anlamda zenginlik kaynaklarının dışarı çıkarılması ya da toplum yaşamına kazandırılması için büyük bir çaba yürütülüyor. Madencilik sektörüne bakacağız. Madencilik sektöründe ihracat durumunu ele alacağız. Ayrıca İstanbul Maden İhracatçıları Birliği bir de burs projesi yürütüyor. Bu burs projesiyle ilgili de konuşacağız. Şu anda stüdyomuzda İstanbul Maden İhracatçıları Yönetim Kurulu üyesi Metin Çekiç var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasıl görünüyor bu yıl itibariyle? Yani yılın ilk 6 ayını geride bıraktık. Maden sektöründe hem üretim hem ihracat hem yeni pazarlara ulaşma bakımından ne gibi sorunlar var? Ne gibi iyi haberler var? Sözlerime başlamadan sektör adına farkındalığı yaratmak için böyle programlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. 2022 yılını maden sektörümüz 6,5 milyar dolar ihracatla son 10 yılın ihracat rekorunu kırarak tamamladı. Bu da gayri safi milli hasılamızda %1,33'e tekabül ediyor. Fakat biz sektör olarak bundan memnun muyuz? Kapasitemizi göz önüne aldığımızda bizim dünya ortalaması olan %7'lere çıkmamız gerekiyor. Bugün bu Amerika'da %7, Çin'de %23, Avustralya'da %9. Ekonomiye katkı Avustralya'da 99 milyar dolar üzerinde bir katkı sağlanmış ve istihdam olarak da çok büyük katkısı var. Bizim Türkiye'de biz %7 oranlarını yakalarsak 30 milyar dolar bir ihracat hedefimiz var. Bunu yakaladığımızda ne oluyor? %100 yerli ve milli olan madencilik sektörü ithalata bağımlı değil ve kendi ham maddesini hem sanayiye hem ülkesine ve milletin refahına sunan bir sektör ortaya çıkıyor. Fakat 2023'e geldiğimizde ilk aylarda dünyadaki yaşanan gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor biliyorsunuz. Tabii. Amerika ve Avrupa'daki bu faiz politikası neticelerinde onlar da ihracatımızda bir nebze sıkıntı oluştu. Daralmalar oldu. Daralmalar Tabii. oldu. Rakamlara baktığımızda ilk 6 ay, Ocak-Haziran ayı içerisinde 3 milyar 355 milyon dolardan 2 milyar 815 milyon dolara düştük. Bu da miktarda %21, değerde de %16 düşüşe tekabül ediyor. Ülkeler bazında baktığımızda Çin en büyük ihracatı yaptığımız ülke biliyorsunuz. Orada çok bir dalgalanma olmadı ama Orada büyük kayıp yok. kayıp yok. Ama dediğim gibi Amerika ve Avrupa'da büyük kayıplar yaşadık. Amerika'ya 335 milyon dolardan 222 milyon dolara düştük. Bu da yaklaşık %34 bir düşüşe tekabül ediyor. Avrupa pazarına baktığımızda da orada da İtalya, Bulgaristan, İspanya, Belçika bizim ana müşterilerimiz, pazarlarımız. Orada da bir %35-40 düşüş oldu. Burada bir sıkıntı yaşadık. Yani bizim bu ihracatı arttırmamız için yapmamız gereken şeyler bir takım sıkıntılarımız var. Bunlar da Mesela çeşitli neler? mecralarda Yani konuşuruz. madencilik sektörünün gayri safi hasıla içinde daha büyük bir payı alabilmesi için ne yapılması gerekiyor size göre? Şimdi dünyada 90 çeşit, 80 ne biz sahibiz diyoruz. Bunlar gerçekten de bir maden ülkesiyiz. Fakat biz bunu yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Burada karşımıza ne sıkıntılar çıkıyor? Maliyetler şu anda biliyorsunuz 2022'den 2023'e geçerken yeniden değerleme oranı %123 arttı. Evet. Bu da niyet bizim devlet hakları, Orman orman bedelleri. bedelleri, ruhsat harçları Hepsini o şekilde hepsi artırdınız. arttı. İşçilik arttı %100. Enerjiye ödediğimiz para, doğalgaz %300 arttı. Burada şu örneği de vermek istiyorum. Eskişehir'de bir uluslararası ölçekte çalışan maden firmamız, merkezi Avrupa'da olan bir şirket. Fakat bu şirketin başka ülkelerde de tesisleri var. Sırf enerjideki artıştan, doğalgazdaki artıştan dolayı 3 tane bacası var. İkisini durdurmak zorunda kaldı. Ne yapıyor? O zaman hangi ülke ucuz? Brezilya ucuz, Brezilya'dan alıyor. Çin ucuz, Çin'e gidiyor, Çin'den alıyor. Biz bu maliyetlerle sektör şu anda baş edemiyor. Bir de en önemli sıkıntılarımızdan birisi biliyorsunuz olumsuz algı. Evet. Yani sektördeki bu olumsuz algıyı yıkmak için el birliğiyle çalışmamız lazım. Çünkü
ham madde yokluğunda bunu yaşadık, pandemide yaşadık, ticari savaşlarda gördük. Ham maddeye sahip değilseniz ülkeniz dışa bağımlı hale geliyor. Doğalgazda şalterleriniz iniyor, fabrikalarınız duruyor. Yani bizim bu var olan ham maddemizi insanlığın, memleketimizin ve insanlarımızın hizmetine sunmamız gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yani biz madenciler olarak önce insan diyoruz, sonra çevre, sonra maden diyoruz. Yani bir ortak akıl etrafında toplanıp yer altındaki zenginliğimizi ülkemizin ve insanımızın refahına sunmak istiyoruz. Evet. Peki hem maden yasasında yapılması gereken değişikliklerden bahsetmenizi rica ediyorum. Yani ne bekliyorsunuz? İki, bir de tabii Türkiye bir maden ülkesi. Dolayısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı değil de Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da Maden Bakanlığı diye bir bakanlığın kurulması gerekiyor. Çünkü tek elden yönetimi mümkün olabiliyor. Yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde maden ikinci sınıf ya da üvey evlat muamelesi görüyor. Asıl yükün enerjiye dağıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bürokrasinin aslında madenciliğe bakışında da bir sapma ortaya çıkıyor. Çok haklısınız. Bunu geçenlerde yaşadık. Yeni bir yönetmelik çıktı. Orman yasasında dendi ki eskiden ormanlık alanlarda zaten kısıtlı alanlar var. Her yerde çalışamıyorsunuz. Tabii. Bunlar belirli. Fakat son bir yönetmelik çıktı. Verimli orman arazilerinde izin verilebilir diye bir madde kondu. Daha önce izin aldığımız yerlerde, çalıştığımız yerlerde artık bakanlık diyor ki burada izin alamazsınız, burada çalışamazsınız. Devletin bu yaklaşımından sonra bazı, bir örnek vereyim, büyükşehir belediyelerimizden birisinin ilçesinde yeni bir Nazım imar planı çıkardı. Evet. Bu ilçemizin tüm sınırları yaklaşık 150 bin hektarlık alan Nazım imar planına dahil edildi. Ve bu ne demek? Sizin orada bir ruhsatınız varsa, bir maden çalışmanız varsa kullanamayacaksınız. Bu tür olumsuz yaklaşımlar... Hangi ilçe bu? Sorma kayıp olmasın. Kaş. Kaş. Antalya, Kaş. Evet, Antalya, evet. Kaş ilçesi. Bu tür sıkıntılar, yani biliyorsunuz madencilik sektörü zor bir sektör. Geri dönüşü de bazı sektörlerde 8-9 yılı buluyor. Doğal taşlar grubunda da 2-3 yıl uğraşmak ve geri dönüşünü beklemek zorundasınız. Siz bir ruhsat aldınız. Söylediğiniz gibi Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden ruhsat aldığınızda işiniz bitmiyor. Bunun için ÇED belgesi almanız gerekiyor, farklı kurumlardan görüş almanız gerekiyor, bütün devletin, bakanlıkların çoğundan görüş almanız gerekiyor. Siz bu süreçte para ve vaktinizi harcadığınızda 3 sene sonra birisi bir kurum çıkıp da biz size izin vermiyoruz dediğinde tabii, bütün yaptığınız uyum planı bozuluyor. Bozuluyor, masraflarınız boşa gidiyor ve bundan ülke kaybediyor. Dediğim gibi Türkiye... Alternatif ülkeler var. Yani siz bu madeni üretmezseniz dışarıdaki başka ya Yunanistan başka üretecek, Çin üretecek, başka ülkeler üretecek. Yani bizim buradaki amacımız önce ülkemizin ve insanımızın refahına sunacak şekilde bu madenleri ortak akıl çerçevesinde hep beraber bürokrasiyi de yani en büyük sıkıntılarımızdan birisi de mevzuat. Bunları da konuşarak bir maden yasası çıkmasını istiyoruz. Bu maden yasası da tabii söylediğiniz gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerji kısmı daha önem arz ediyor. Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ayrılmasını istiyoruz. Çünkü biz bir ruhsat aldığımızda ormana gidip, devlet su işlerine gidip, tarıma gidip, çevreye gidip tek tek uğraşmak ve sonunda olumsuz... Tek pencereden, tek kapıdan işin çözülmesi lazım. Bu hem ülkemize, hem milletimize... Hem de madencimize hepimizin hayırlı sonucu olacak bir durum. Ama eğer biz bu mevzuatları ne kadar zorlaştırırsak, örneğin bir dünyada eşi benzeri olmayan zeytin yasamız var. Evet. Bu zeytin yasası Avrupa'da ve dünyada yok. 3 kilometre çapında bir yerde herhangi bir zeytin ağacı fiziki olarak varsa, işlenmiş olmaz şart değil, fiziki olarak varsa... Siz orada madeni açamıyorsunuz. Peki bu kadar korumamızın karşısında acaba zeytin olarak da Avrupa'nın, işte İtalya'nın, İspanya'nın gerisindeyiz? Yok, hayır. Çok gerisindeyiz. Ve bu zeytin ağaçları biliyorsunuz madenciliğin, madencilikten çok sahillerde
konutlar, yazlıklar, oteller bizden daha çok zarar veriyor. Yani biz bunları bir... Yani mesela bir otele ruhsat verirken, bu çok düşünülmüyor ama madene verirken... Kesinlikle o 3 kilometre sınırında takılıyor. Ama öbür tarafta dediğiniz gibi otele veya işte herhangi bir konutla öyle bir sıkıntı yaşamıyor. Evet. Peki, şimdi akademiyle olan ilişkinizi geliştiriyorsunuz. Yani üniversitelerle insan kaynağı konusunda sorunlarınızı çözmek için daha yakın bir süreç izliyorsunuz. Hem biraz ondan bahsetmenizi rica ediyorum. Hem de bu arada madencilik sektöründe eğitim gören, yani maden sektöründe eğitim görenleri madencilik sektörünün potansiyel elemanları haline getirmek için de bir burs programı yürütüyorsunuz. Evet. Şu anda her sektörde olduğu gibi bizim maden sektöründe de nitelikli eleman ihtiyacı çok fazla. Evet. Ocaklarımızda ve tesislerimizde teknik eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Biz bu maksatla Maden Sektör Kurulu olarak İstanbul Maden İhracatçı Birlikleri, Ege İhracatçı Birlikleri, Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri olarak bir araya geldik. Yükseköğretim Kurumu'yla beraber bir protokol imzaladık. 2023 yılında üniversitenin maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik ve cevher hazırlama bölümlerinden birisine, ilk 5 tercihinden birisine bu bölümleri yazan öğrencilerimize karşılıksız asgari ücret kadar burs veriyoruz. Bu da öğrenim süreleri boyunca devam edecek. Bir yılda 9 ay olarak öğrencilerimiz bu bursu alacak. Burada eskiden yaşadığımız sıkıntılarda göz önüne alarak üniversitelerimizin dekanlarıyla, maden fakülteleri ve hocalarımızla görüştük. Yeni çıkan kuralları biraz daha değiştirdik. Burada Anadolu'daki üniversitelere biraz pozitif ayrımcılık yaptık. Daha önce ilk 65 bine... İstanbul Teknik gibi üniversitelere dönüyordunuz. Şimdi Anadolu'ya... Evet, şu anda zaten İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci bulmada ve kontenjanları doldurmada sıkıntı yaşamıyor. Bizim esas sıkıntı yaşadığımız Anadolu'daki üniversitelerimiz. Tabii. Örneğin Zonguldak'taki Maden Fakültesi öğrencisine 2022'de bir öğrenci. Malatya'daki Binek Üniversitesi'ne 2 öğrenci. Çok enteresan. Evet, Muğla'daki Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne 4 öğrenci kayıt yaptırıyor. Bu öğrenciler eğer son 2 yıl içerisinde yeterli kontenjanı dolduramazsanız o bölüm kapanıyor. Tabii. Yani biz İstanbul ve Ankara'da %100 doluluk oranı varken Anadolu'da %51'lerde bu doluluk Şimdi oranı. Bu doluluğu artırmaya çalışıyoruz. Bunun için de biz ne yaptık? İlk 250 bin üniversite tercihlerinde 250 bine kadar tercihlerinde bu saydığımız bölümleri tercih eden öğrencilerimize karşılıksız olarak asgari ücret kadar burs veriyoruz. Ama bunu da bir sıralama yaptık. İlk 100 bine girene asgari ücret kadar. Tabii. 100 bin ile 150 bin arasında girene asgari ücretin 1/3 kadar. 150 bin ile 250 bin arasında bu tercihi yapıyorsa öğrencilerimiz onlara da 1/3 kadar burs veriyoruz. Dolayısıyla asgari ücret arttıkça onların durumu da iyileşecek. Kesinlikle o da doğru. Asgari ücret arttıkça öğrencilerimiz de bundan faydalanacak. Evet. Peki süremiz bitti ama ilave etmek istediğiniz herhangi bir konu varsa onu da değinirseniz öyle noktalayabiliriz. Özellikle şimdi geleceğimizle ilgili sektörümüz zaten sıkıntıları var. Özellikle nitelikli eleman bulmakta sorun yaşıyoruz dedik. Biz bu madenlerimizi ülkemizin ve milletimizin geleceğine sunmak için öncelikle gençlerimize ihtiyaç duyuyoruz. Gençlerimize buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin ülkemizi beraber inşa edelim. Geleceğine birlikte hepimizin katkısı olsun. Bu saydığımız bölümlerden birisini tercih edin. Hem biz size karşılıksız burs verelim ve sonunda da iş garantisi verelim. Yani şu anda üniversitelerden mezun olduğunuzda hiçbir bu bölümleri tercih eden öğrenci kardeşlerimizin iş kaygısı yok. Evet, peki. Çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Metin Çekiç'le konuştuk. İstanbul Maden İhracatçıları Yönetim Kurulu üyesi. Madendeki son durumu, daha doğrusu maden sektöründeki son durumu konuştuk. Anlaşıldığı kadarıyla Anadolu'daki üniversitelerde maalesef maden mühendisi ya da jeoloji mühendisi yetişmiyor. Çünkü iş garantisi yok. İşte bu iş garantisini sağlayabilmek için hem öğrencilere burs vermeyi hem de öğrenim bittikten sonra iş garantisi sağlama yoluna gidiyor İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından. Şimdi reklama gidiyoruz.